Buyurun hünkârım. Evime, bahçeme hoş gelip sefalar getirdiniz hünkârım. Bir cihan sultanının ayakları değdi ya bu toprağa. Bundan böyle ölsem de gam yemem. Bahçeni pek ümmet ettiler ya Mesud Efendi. Ben de bir geleyim, göreyim, dolaşayım istedim. Bir günde kaç davaya bakarsın? Günüm günüme uymaz pek hünkârım. Ama bir günde 40 davaya karar verdiğim olmuştur. Bunca yüke rağmen nasıl olur da böyle bir bahçede alakadar olursun? Üstelik çiçeklerine el sürdürmezmişsin. Hünkârım, bu bahçe benim dünyam. Ben burada nefes alıp nefes veriyorum. Aksi halde ne bu dünya çekilir, ne de bu dünyanın meseleleri. Epeydir aklımda bir husus vardı. Geçenlerde arzda seni dinlerken dedim ki, işte aradığım alim bu. Estağfurullah hünkârım. Malum, hükümdarlar fütuhatlara kadar koydukları kanunlarla da tarihe geçmişlerdir. Sultan Ebu'l-Feth Mehmet Han, atalarımızdan kalan kanunların üzerine yenilerini de ekleyerek bizim hanedanımız içinde ilk ciddi adımı atan kimsedir. Malumun üzere, devleti âliye haydi büyüdü. Zaman içerisinde de pek çok şey değişti. Bu değişimi ayak uydurmak mühim ve elzemdir. Lakin ne yazık ki bizim kanunlarımız bugün itibariyle pek yetersizdir Mesud Efendi. Peki senin fikrin nedir? Hünkârım, biraz evvel bir sual etmiştiniz. Onca işin gücün arasında bu bahçede ne edersin diye. Esasında içeride yaptığım işle bu bahçede yaptığım iş arasında pek bir fark yok hünkârım. Zira şu çiçekler de insanlara benzerler. Nasıl bir çiçeğe su vermezsen kurursa eğer, bir insana da adalet götürmezsen eğer olacağı o. Yalnız mühim olan suyun miktarı. Az su verirsen de kurur bir çiçeğe, çok su verirsen de kurur. Kararını da vermek icap eder hünkârım. Seninle sık görüşeceğiz Ebu Suud Efendi. Sen kanunlarımızı tetkik etmeye başla. Eksik yahut yetersiz gördüğün ne varsa tespit et. Senden bu konuyla alakalı teferruatlı bir malumat bekliyorum. Emredersiniz hünkârım. Bir nebze olsun faydam olacaksa eğer, ben bundan şeref duyarım ancak.